Yine bir kötü saç gününde sorular ve cevaplar videosu çekiyorum kızlar. Şöyle birazcık kabartayım dedim, yapışmasın dedim ama artık idare edeceksin. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hızlı tempolu bir sorular ve cevaplar videosu paylaşacağım. Instagram'dan sordum. Bu arada Instagram'da beni takip etmiyorsanız Deniz Şeriz ismiyle beni takip edebilirsiniz. Oradan sordum, bana sorularınızı yazar mısınız dedim. Ve şimdi hızlı bir tempoda, ne çok hızlı dedim Deniz. Başlıyoruz şimdi ilk sorumuza. Zeynep094 demiş ki, ben senin çok büyük hayranınım, her gün takip ediyorum ve bir sorum olacaktı. Çok teşekkürler Zeynep. Yeni aldığım fırçaları kullanmadan önce yıkamalı mıyım? Ben illaki yıkıyorum, ne olduğu belli olmaz. Paketi bile olsa içerisinde, yani açılmadığını düşünseniz bile ben gene de yıkamayı tercih ediyorum bir bebek şampuanıyla. Nesibe25, en sevmediğiniz yemek nedir? Bakla. Bir türlü bakla yemeğini sevemedim ya. O tüylü yapısı beni benden alıyor yani. Sevemiyorum bir türlü. Bihter Afitap, acelen olduğu zaman nasıl bir makyaj yaparsın? No make-up, make-up dedikleri hani doğal gözüken, makyaj olmayan makyaj tarzında bir makyaj yaparım. Bu arada onun linki, bir tane video çekmiştim yakın zamanda. Onun linkini ekranda görebilirsiniz. Ona tıklayıp benim nasıl makyaj olmayan makyaj yaptığımı görebilirsiniz. Onu yapıyorum sürekli gerçekten de. Hiç böyle zaman falan harcamıyorum. Aslında bununla ilgili çok fazla soru gelmiş. Neden Amerika'ya gittin, ne iş yapıyorsun orada tarzında. Bununla ilgili sanırım cevapları zaten bir önceki sorular cevaplar videomda vermiştim. YouTube'u bırakma isteğine giriyorum zaten. Açarım konularımı. Seni şöyle bir güzel sararım. Seni bırakmam Seda. O videoyu eğer izlemediyseniz onu izlemenizi öneririm. Orada birçok daha soruya cevap veriyorum. Belki aklınıza takılan şeyler orada vardır cevapları yani. LBS Forever's Öykü. En sevdiğin meyve nedir? Karpuza bayılıyorum gerçekten. Sanırım yazı da bir yandan onun için seviyorum yani. Karpuz yiyebildiğimiz için en çok sevdiğim şey. Sabah öğle akşam yerim yani. Hiç sıkılmam. İrem Anılcan, seni çok seviyorum canım ablam. Bilmez miyim İrem? Sürekli zaten mesajlaşıyoruz. İyi ki varsın, hep destekçinim. Çok teşekkürler. Neyse, soruya gelelim. Bir insanda nasıl bir huylar olsa seversin? Arkadaşlarına dertleşmeyi sever misin? Umarım cevaplarsın demiş. Benim bir insanda en çok dikkat ettiğim şey samimi olması, kendi gibi olması. Başkası gibi olmaya çalışmak, yani onlar gibi davranmak değil de gerçekten kendi olduğu gibi davrandığı zaman o insanı gerçekten çok severim. Zaten o insan bence gözlerinden anlaşılır. Şu anda benden anlaşılıyor mu kızlar bilmiyorum. Aman işte. Ben de böyle saçma bir insan olabilirim bazen. Da Gökçe demiş ki, makyaj için en uygun yaş nedir ve hangi ürünle başlamalıyız? Ben 18'imde concealer, rimel ve bronzerla başlamıştım makyaja. 22 yaşımda da fondötenle başlamıştım. Yani bence bu şekilde siz de başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok erken yaşta makyajı çok fazla uygun bulmuyorum. It's me Duygu demiş ki, Deniz Hanım saçlarınızı maşa yapıp yandan ayırır mısınız? Çok yakışıyor da demiş. Çok teşekkürler Duygucuğum. Vallahi yandan ayırdım ama maşa yapacak zamanım yoktu. Bir sonrakini yapacağım ama sırf senin için yapacağım. Söz. Mecansu, senin sayende ben de blog açtım Deniz abla. Bana ve yeni bloggerlara tavsiyelerin nedir? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Hala çekemedim. Bir boş vaktim olduğunda çekeceğim. Astra'yı 90, bir insanın sizin için doğru kişi olduğunu nasıl anlarsınız? Göktürk abinin senin ruh eşin olduğuna nasıl karar verdin? Ben aslında Göktürk'ün ilk sesini duyduğumda, çok enteresan bir hikayedir. Göktürk şu anda anlatmaya falan diyecek. Ben onun sesini duymuştum ilk, yüzünü görmeden önce. Böyle zaten onun garip bir ses tonu vardı. Yani gözünüzü kapatırsanız, duysanız böyle hani ben Göktürk Karacan falan diye. Bir üniversitenin ilk yılında tanışma merasiminde ben böyle önüme bakıyordum. Utangaç bir insandım ben çok fazla. Önüme bakıyordum, herhalde bir şeyle uğraşıyordum herkes kendini tanıtırken. Orada Göktürk'ün sesini duymuştum ve şöyle bir kimmiş ya diye kafamı kaldırdığım zaman Tamam öyle. Şimşekler falan patlamıştı diye abartabilirim ama gerçekten öyle olmuştu. Bence gerçekten bir insanın sizin için doğru olduğunu zaten içinizde, aa burada da diye bir kralık mı yapacağım artık, ne yapacağım bilmiyorum ama gerçekten içinizde hissedersiniz diye düşünüyorum. Baktığınız zaman eğer eriyorsanız o insan doğru insandır sanki. Canan neyle? Göksürk abiyle kavga ettiğinizde hanginizi alttan alır? Küskünlüğünüz uzun sürer mi yoksa dayanamayıp hemen barışır mısınız demiş. Biz çok fazla kavga etmiyoruz Göktürk'le. En fazla hani laf dalaşı falan yapabiliriz. Ben bir şeyde gerçekten inat edebilirim. Öyle olur genelde. Hayır bu böyle diye. O da hayır öyle değil diye tam tersini iddia eder. Alttan alan genellikle Göktürk olur. Ben daha çok diye sinir falan yaparım böyle. Bir saçmalarım gerçekten. Gülben ve Zeynep demiş ki, bir enstrüman çalacak olsan ne çalardın? Piyano çalmayı çok isterdim. O yüzden ileride çocuğum olduğu zaman illaki piyanoya göndereceğim ve hatta diyeceğim ki, çocuğum gel neler öğrendin bana öğret. Belki bu şekilde ben de artık 40'ımdan sonra falan piyano öğrenirim. Neden olmasın ki? Summer Makeup 11 demiş ki, videolarını hangi programla düzenliyorsun, hangi kameraya çekiyorsun ve ben de çekmek istiyorum. Önerilerin nelerdir? Bu önerileri daha ileride inşallah söyleyeceğim. Videolarımı iMovie programıyla montajlıyorum.
ediyorum. Bu da normalde Apple bilgisayarlarla, Mac bilgisayarlarla gelir direkt olarak hiç para ödemeden. Ve kullandığım kamerada Canon Rebel T3i. Reyhan KRCC, videoyu çekmeye başlarken nelere dikkat ediyorsun? Bir de YouTube'a ilk videoyu çantamda ne var gibi mi korumalıyız demiş. Ben de çantamda ne var videosu güzel bir video olabilir gerçekten de. Ben seviyorum o tarzda eğlenceli bir videoyla giriş yapmayı. Ve sanırım en çok izlenen videolardan bir tanesi olduğu için bence o video daha fazla izlenebilir. O yüzden onunla başlangıç yapabilirsiniz ya da günlük makyaj bence güzel bir başlangıç olabilir. Dikkat ettiğim şeylerde arka plana genelde dikkat ediyorum. Şu anda her ne kadar olmasa da diğer hani bir kurgum var ya, oradaki arka planı güzel gözükmesine dikkat ediyorum. Işığın güzel bir şekilde yüzüme doğru gelmesine dikkat ediyorum ve sessiz bir ortamda güzel, konsantre bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Miss Miracle 4 demiş ki dişlerinize özel bir şey uyguluyor musunuz? Çok beyaz duruyor. Hangi rüş sürerseniz sürün, sevgiler demiş. Çok teşekkürler. Bu da aslında çok fazla aldığım bir soru. Aslında özel bir şey uygulamıyorum. Sadece bir diş macunum var, beyazlatma özellikli olan. Hani şu anda yazıyorum ekrandaki. Ve bunun dışında bir elektrikli diş fırçası kullanıyorum. Bu kadar. Julie'de Ulup 67 Bath & Body Works mumlarından en sevdiğim hangisi demiş. Benim en çok sevdiğim Japanese Cherry Blossom olabilecektir sanırım. Gerçekten çok güzel. Onu illaki bir koklamanızı öneririm. Çok ferah, çok tatlı böyle bir çiçek kokusu içerisindeki. Eğer çiçek kokularını seviyorsanız özellikle bir bakın derim. Türk YouTuberlar o mu bu mu soruları sormuş. Hemencilik cevaplıyorum. Sarışın mı esmer mi? Esmer. Yaz mı kış mı? Yaz. Tabii ki de yaz. Pantolon mu etek mi? Pantolon. Doğal mı abartı mı? Doğal. Çocuk mu yetişkin mi? Bilemedim şu anda, çocuk diyeyim. Uzun saç mı, kısa saç mı? Uzun saç. Amircala demiş ki Deniz abla merhaba. Öncelikle senden bir ricam var. Lütfen benim 3 yaşındaki kızım Kamile'ye selam söyler misin çekeceğim videoda? Sana bayılıyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok tatlı bir şey. 3 yaşındaki sevgili Kamile'ye çok selamlar. Çok çok öpüyorum buradan. Sorumsa bütün farlar göz kapağımda, günün sonunda birikme yapıyor. Göz bazı kullanma şansım yok. Başka ne önerirsin demiş. Göz bazı kullanamazsan o zaman concealer, yani bir kapatıcı kullanmanı önerebilirim. Bunlar göz bazları kadar çok fazla etkili olmasa da şu anda hiçbir şey sürmeden kullandığından çok daha iyi gözükecektir. Çok fazla soru sorulduğu ve çok da kısıtlı bir sürem olduğu için ancak bu kadarına cevap verebildim. Soru yazan herkese tek tek çok teşekkür ederim. Gerçekten zamanınızı ayırıp bana soru yazdığınız için gerçekten çok teşekkürler. Sizin sorunuzu cevaplayamadıysam özür dilerim, kusuruma bakmayın diyorum. Bir sonraki umarım sorular ve cevaplar videomda ödeşiriz. Aşağı yorumlar kısmında benimle hangi ortak özellikleriniz var? Bunları yazarsanız çok sevinirim ve eğer bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız şu işarete basıp bana destek olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir tane olduğu torba. Bir şeyde ağır hissedersin. Güzel bir seriydi. Saç kremini hala kullanıyorum. Bitiremedim. Ben bu markanın temizleyicilerini gerçekten çok beğeniyorum. İnanamıyorum. Sonunda bitirebildim dediğim bir ürün.